Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada yerleşmeler konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bu kısım beşeri sistemler içerisinde yer almakta. Peki biz bu dersimizde neler göreceğiz dersek, öncelikle yerleşmelerin yer seçimi ve gelişiminde etkili olan faktörler ve dünyadaki yerleşmelerin dağılışı ile ilgili ifadeleri anlattıktan sonra bu dersimiz bitecek. Bir sonraki dersimizde ise Türkiye'de yerleşmeyle ilgili ifadelere bakacağız. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen ne yapıyorsunuz konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradan şöyle içindekiler kısmına geldiğimiz zaman üniteki beşeri sistemler burayı görebilmekteyiz. Burada ise 114, 116 ve 118, 120. sayfalar akabinde devam edip gidecek. Hemen ben şöyle 114. sayfayı da açarsam sol tarafta gördüğünüz gibi genel bir konu anlatım kısmımız var. Hemen dersimiz bittiğinde sıcağı sıcağına burada da çözebileceğiniz sağ tarafta çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Ben dersimi anlatırken beni buradan rahat rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Soruları çözdüğünüzde çözdüğünüz sorularla ilgili takıldığınız noktalarda da her zaman söylediğimiz gibi kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Hemen sayfa aralığını veriyorum. İkinci ünite beşeri sistemler 114. sayfa ve 116. sayfa bizim bu dersimizde sizlerin bizleri takip etmesi için sayfa aralıkları diyelim. Sonraki süreçte tabii ki de soru çözümleri de bir dersin pratiği için çok çok önemli. O yüzden de 9. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Hemen şöyle ünite 2 beşeri sistemler. Yerleşmenin yer seçimi ve gelişimi 111. sayfa. Hemen şöyle ben 111. sayfayı da açarsam sizler için. Hemen bir bakın şurada ilk kısımda model bir soru çözümümüz var. Devamında çoktan seçmeli testlerimiz yer almaksa Bunları bitirdiğinizde ya da takıldığınızda kare kutu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Ve bu kitap bizi hem TYT AYT kısmında hem de okuldaki o birinci ikinci yazılı sınavlarına dört dörtlük hazırlayacak bir kitap. Neden derseniz şundan dolayı. Bak ünite sonlarında hemen şöyle tekrar testlerimiz yer almakta. Çoktan seçmeli testlerimiz. Akabinde e, biz şimdi TYT AYT sınavları içerisinde de hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda biz sizler için kazanıma uygun bir şekilde ÖSYM tarzı sorular şeklinde de soru kısmı hazırladık. E yazılarımız var. Yazılar içinde yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Burada doğru yanlışlarımız var. Bulmacalarımız var. Boşluk doldurmalarımız. Klasik sorularımız ve işleştirmelerimiz yer almakta. O yüzden bu kitap bizi hem ileriki süreçte gireceğimiz TYT-AYT sınavı için hem de birkaç aylık süreçlerde gireceğimiz yazılılar için hazırlayacak güzel bir kaynak diyelim. O zaman takip edeceğiz yerleri biliyorsunuz. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Müzik <laughs> Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar insanoğlu geçmiş dönemden itibaren barındığı ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürdüğü yerleri yerleşme olarak kurmuştur ya da yerleşme alanı haline getirmiştir diyebiliriz. Ve burada insanlar tarih boyunca sürdürdükleri faaliyetleri ve doğal çevreye bağlı çeşitli yerleşmeler kurmuştur diyebiliyoruz ve yerleşmelerde zaman içerisindeki gelişmeleri bağlı olarak değişime uğramış ve insanoğlu temel ihtiyaçlarının peşinden sürekli koşup yer değiştirmek yerine özellikle su kaynaklarına yakın tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun düz araziler su kaynakları bakımından zengin araziler iklimin ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu olumsuz hava koşullarının çok az olduğu saldırılara karşı korunaklı alanlar ve ulaşım faaliyetleri açısından merkez olan alanları yerleşme birimleri haline getirmiştir. Tabii ki de geçmiş dönemden günümüze kadar biraz önce dedik ya söyledi verdik ifadede ekonomik faaliyetlerin farklılığına bağlı olarak yerleşmelerde zaman içerisinde çeşitlilik göstermiştir. Paleolitik çağ geldiğimiz zaman insanlar bu dönemde daha yoğun ölçekte mağara ve ağaç kovuklarını yerleşme alanı haline getirmiştir diyebiliriz. Tabii ki de bu döneme ait Türkiye ölçeğinde de yerleşme birimleri var. İstanbul'da Yarımburgaz, Kemerburgaz mağaraları, Antalya'da Beldibi, Belbaşı, Karayin mağaraları, Samsun'da Tekkeköy mağaraları bu dönem için Anadolu coğrafyasında insanoğlunun yerleşme alanı haline getirdiği alanlar içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Daha sonraki süreçte insanların bilgi birikiminin genişlemesi, akarsu kenarlarında verimli tarım arazilerde tarımsal faaliyetlerle birlikte su kaynakları çevresinde sevgili arkadaşlar yerleşik hayatı geçtiğini söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde mesela bu döneme ait yerleşme birimlerini Burdur'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Konya'da özellikle Konya Çatalhöyük diyebiliriz. Bu alanlarda görebilmekteyiz. Tabii ki de biraz önce dedik ki ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi insanoğlunun yerleşmelerini de çeşitlilik göstermesine sebep olmuştur. Bu dönemden sonra artan nüfus yönetim birimleri bakımından idari şehirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Orta ve yeni çağ dönemine geldiğimizde özellikle önemli ticaret güzergahları üzerinde İpek Yolu'nu söyleyebiliriz, Baharat Yolu'nu ya da Kürk Yolu'nu söyleyebiliriz. Bu yollar üzerinde insanlar yerleşme birimleri kurmuştur diyebiliyoruz. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman özellikle taş kömürünün sanayi tesislerinde kullanılması, maden faaliyetleri bakımından taş kömürü yatakları ve demir çelik fabrikalarının kurulduğu sanayi tesislerinin çevrelerinde yerleşmelerin yoğunlaştığını görebilmekteyiz. Günümüzde ise hizmet sektörü ve limanların bulunduğu alanlarda insanlar yerleşim faaliyetlerine geçmiştir diyebiliyoruz. Peki geçmiş dönemden günümüze kadar tabii ki de yerleşme faaliyetleri bakımından farklılık gösteren merkezler yer almakta ki ilk yerleşme birimlerine baktığımızda özellikle şöyle bir numaradan başlarsak Meksika'nın orta ve güney kısımlarında hangi medeniyetler kurulmuştur, hangi medeniyetler yerleşme faaliyetlerini yürütmüştür dersek burada tabii ki Aztekler var. Aynı zamanda Mayalar yer almakta sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte iki numarada Şili, Peru, Bolivya hattında kimler vardır dediğimizde İnkalar, Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde yerleşme birimleri kurmuşlardır. 3 numaraya geldiğimiz zaman Nil'in orta ve ağız kısmında özellikle Nil Nehri'nin bu medeniyete hayat kaynağı sağladığı bir medeniyet kimdir? Mısır medeniyetidir değil mi? 4 numaraya geldiğimizde Fırat ve Dicle nehirleri Mezopotamya, Mezo iki Potamya nehir arası dediğimiz verimli hilal, mümbit hilal dediğimiz alan Mezopotamya uygarlıklarının kurulduğu alandır diyebiliriz. Devamında Indus ve Ganj nehirlerinin kurulduğu alanda ya da bulunduğu alanda Hint medeniyeti, Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirlerinin bulunduğu alanda ise Çin medeniyetinin kurulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu insan geçmiş dönemde bu alanları neden yerleşim birimi olarak tercih etmiştir dediğimizde hemen şöyle şu hat için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela İnkalar Ant Dağları'nın neresinde kurulmuş? Yüksek kesimlerinde kurulmuş. O zaman bu alanda özellikle iklim koşulları insanoğlunun yerleşme biriminin yükseltisinde de etkili olmuştur diyebiliyoruz değil mi? Peki insanoğlu neden Çin'de, Hint'te, Mısır'da, Mezopotamya'da medeniyetler kurup yerleşim alanı haline getirmiştir? buraları dediğimizde hemen şöyle açıyoruz. 1. Bu alanlar su kaynakları bakımından zengin alanlar. Nil Nehri, Fırat, Dicle nehirleri, Indus, Ganj nehirleri, Sarı Irmak ve Gökmak nehirleri. Bu alanlar su kaynaklarının zengin olduğu Korunaklı alanlar, barınak ve alet yapımı için kullanılacak malzemenin yaygın ölçekte bulunması, avlayabileceğimiz hayvanlarının varlığının fazla olması, tohum ve meyve bolluğu. Niye? Çünkü bu alanlarda yoğun ölçekte tarımsal faaliyetler ön plandadır diyebiliriz. E bu alan ortak uçak ve çevresi iklim şartlarının elverişli olması ve aynı zamanda tarımsal faaliyetlerden dolayı verimli tarım arazilerinin varlığı bu alanlarda insanların yerleşim birimlerini tercih etmeyi mesinde sebep olmuştur diyebiliriz. Tabii ki de zamanın ilerlemesiyle birlikte yerleşmelerde çeşitlenmiştir. Şimdi şöyle bir toparlamamız gerekirse geçmiş dönemden günümüze kadar insanoğlu mağara ve ağaç kovuklarını yerleşme birimine haline getirmiş. İlk yerleşmeler işte Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Mezopotamya uygarlıkları dedik. Daha sonraki süreçte küçük şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Mesela Mezopotamya uygarlıklarından bir tanesi olan Sümer şehir devletlerinin o dönem için nüfusunun 4000 ile 10000 arasında değiştiği söylenmektedir. Sonraki süreçte ticaretin takas yöntemiyle gerçekleştirilen ticaretin yaygın ölçekte yapıldığı ticaret şehirleri, liman şehirleri, yönetim birimi için idari kentler, dini faaliyetler için dini kentler, yeraltı kaynakları için maden, madenlerin işlendiği sanayi kentleri sonraki süreçte turizm ve en sonda da teknoloji kentleri ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Mesela bu alana Tokyo'yu günümüzde güzel bir şekilde örnek verebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Peki insanlar günümüzde dünyada her yere yerleşme birimi kurmuş mudur dersek tabii ki de hayır. Dünya üzerinde genel olarak yerleşilmiş ya da yerleşilebilir alanlara biz Ökümen alan diyeceğiz sevgili arkadaşlar ancak yerleşilmemiş alanlara ise ökümen alan diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Ökümen ve anökümen. Ökümen dediğimiz yerleşilebilir, yerleşilmiş alanlar. Anökümen ise yerleşilmemiş alanlar olarak ifade edilmekte. Peki yerleşmeyi yani anökümen dediğimiz yerleşmeyi sınırlandıran faktörler nelerdir dediğimizde... ...bir, deniz ve okyanuslar. Yerleşim birimlerimizi sınırlandıran birinci unsurdur diyebiliyoruz. İkincisi kutuplar. İklim bazı soğuk olduğu için yerleşmeyi sınırlandıran unsurlardır. Yer şekilleri dağlık engebeli alanlar yerleştirebilir sınırlandırmakta yükselti ortalamasının fazla olduğu alanlar. Çöller su kaynakları bakımından az, tarımsal faaliyetlerin çok sınırlı olmasından dolayı bataklık ve gür ormanlarda gene dünya üzerinde yerleşmeyi sınırlandıran ana etkenlerdir diyebiliriz. Hemen şöyle yukarıda güzel bir dünya haritamız var ve ben bu dünya haritası üzerinde ekvatoru şöyle çizdiğimde bakın bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Dünya üzerindeki toplam yerleşilebilir alan içerisinde kuzey yarım kürede ciddi oranda bir fazlalığın olduğunu söyleyebiliriz. Güney yarım kürede ise bu oranın ciddi an anlamda düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi kuzey yarım kürelerdeki karaların oranının güney yarım kürelerdeki karaların oranına göre daha fazla olmasıyla ilgili bir durumdur. 81'e 19 bakın burada da oransal anlamda şey yaparsak yüzde 81'i su kütlesini yüzde 19'luk kısmını kara kütlesi oluşturmakta. Kuzey yarım kürede ise sevgili arkadaşlar yüzde 61'lik kısmını su kütlesi yüzde otuz kısmını ise kara kütlesi oluşturmakta ve aynı zamanda bu yüzde otuzluk kısmın büyük bir alanı orta kuşak çevresinde yer aldığı için yerleşmenin daha yoğun ölçekte kuzey yarım kürenin orta kuşağında olduğunu da söyleyebilmekteyiz. Geldik biraz önce dedik ya dünya üzerinde her yere insanoğlu yerleşememiş ve geçmişten günümüze kadar yerleşme yerlerinin seçiminde ve yerleşmelerin gelişiminde etkili olan doğal faktörler ve beşeri faktörler vardır diye Doğal faktörlerde iklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılışı ve bitki örtüsü yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörler içerisinde yer alır. Beşeri faktörlere baktığımızda ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, ulaşım olanaklarının gelişmiş gelişmemiş olması, göç yolları üzerinde bulunup bulunmaması, aynı zamanda bilim ve teknolojideki gelişmeler şunu unutmayalım, yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerin etkisini azaltmıştır diyebiliriz. O zaman ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yerleşme birimlerinin yer seçimindeki etkili olan doğal faktörlerin etkisini en asgari düzeye indirmiştir diyebiliyoruz. Hemen şöyle yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden başlamamız gerekirse bunlardan birincisi iklim. İklim elemanlarından özellikle sıcaklık ve yağış yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Burada özellikle iklim şartlarının elverişli olduğu orta kuşak karaları yerleşmenin yoğun olduğu alanlardır. Burada mesela Hindistan'ı, Güney Asya'yı, Doğu Asya'yı, Japonya'yı, Batı Avrupa'yı, Amerika'nın güneydoğu kısımlarını Güney yarım kürede ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Avustralya'nın güney güneybatı kısımları ile doğu kısmını iklim bazlı düşündüğümüzde ılıman iklim koşullarının bulunmasından dolayı yerleşmelerin yoğun olduğu yerlere örnek verebiliriz. Tabii ki de dünya ölçeğinde iklime bağlı olarak yerleşmeler her alanda yoğun değil özellikle soğuk iklimin hüküm sürdüğü kutupları yakın alanlar. Burada Grönland'ı, Kanada'nın kuzeyini, Alaska'yı, Sibirya'yı, Kuzey Avrupa'yı ve şu alanda da Antarktika'yı örnek verebiliriz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar evet soğuk iklimin hüküm sürdüğü kutuplara yakın alanlar buralar. Sıcak nemli ve çok yağışlı ekvator çevresinde özellikle Amazon havzasında ekvator çevresi dışında yağışın yeterse sıcaklığın fazla olduğu çöllerde. Avustralya'nın iç ve batı kısmı Afrika'nın kuzeyi Arap Yarımadası Orta Asya Amerika'nın iç kesimleri ve şu alanda da Namibya yerleşmelerin iklim bazlı seyrek olduğu yerlere örnek verilebilir. O zaman şöyle maviye attığımız zaman yoğun yerleşmelerin yerleşmelerin bulunduğunu söyleyeceğiz yeşil rengi attığımız zaman seyrek yerleşmelerin bulunduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar şimdi geldik ikinci kısım yerleşmenin dağılışını etkileyen faktörlerden bir diğeri yer şekilleri özellikle yükselti ortalamasının fazla olduğu dağlık ve engebeli alanlar genellikle biraz önce de söylediğimiz gibi yerleşmeyi sınırlandırıcı etkide bulunmakta bu alanlarda ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi zorlaştığı için bu alanlarda ulaşım zor olduğu için yerleşmelerinde seyrek olduğunu söyleyeceğiz söyleyebiliriz. Peki burada yerleşmenin yer şekline bağlı olarak seyrek olduğu alanlar var mıdır dersek burada Himalaya dağları. Bak bunu mesela çizgi halinde attım. Onun dışında Amerika'nın batı kısmında kayalık ve ant dağları yeryüzü şekillerinden dolayı yerleşmenin seyrek olduğu alanlara örnek verilebilir. Engebenin az olduğu düzlük alanlar ise ekonomik faaliyetler bakımından daha uygun olduğu için yerleşmelerinde bu alanda yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela Hindistan'ın bulunduğu Alan, Doğu Asya dediğimiz alan, Batı Avrupa, Amerika'nın güneydoğu kısımları biraz daha yer şekillerinin daha düz olduğu alanlar olduğu için bu alanlarda yerleşmeler daha yoğundur. Özellikle dağların kıyıya uzanış doğrultusu ve bakı durumu da yerleşmeyi etkiler. Örnek vermemiz gerekirse, kuzey yarımkürede genel olarak Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçları oranla yerleşmelerin daha yoğun olduğunu, güney yarımkürede ise dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçları oranla yerleşmelerin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de etkili olan ana durum nedir dediğimizde güneş ışınlarının yere düşme açısıdır. Burada özellikle bakı durumu diyeceğiz ya. Yengeç dönencesi kuzey yarımkürede 23 derece 27 dakika enleminden, oğlak dönencesi de gene güney yarımkürede 23 derece 27 dakika enleminden geçer. Bak özellikle yengeç dönencesinin kuzeyindeki yer alan merkezlerde güney yamaçta oğlak dönencesinin güneyinde yer alan merkezlerde ise kuzey yamaçta yerleşmelerin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda özellikle kıyıya bakan yamaçlar iç kesimlere göre yerleşmelerinde daha yoğun olduğu alanlardır diyebiliyoruz. Şimdi geldik toprak. Tabii ki de iklimin şartlarının elverişli olduğu alanlarda eğer ki verimli topraklarda varsa bu alanlar yoğun yerleşmenin bulunduğu alanlardır. Özellikle Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mezopotamya uygarlıkları ve Mısır medeniyetinin günümüzde de yoğun ölçekte yerleşmelerin bulunması toprak yapısı, verimli toprakların bulunduğu alanlarla ilgili bir durumdur. Toprağın tarıma uygun olmadığı tuzlu topraklar mesela çöl topraklarını diyebiliriz. Bataklık alanlar bu alanlarda mesela hidromorfik topraklar topraklar var. Ya da tundura toprakları yerleşmelerin uygun olmadığı alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. Bitki örtüsünün çok gür ve sık olduğu alanlar yerleşmelerin seyrek olduğu alanlardır. Burada özellikle ekvatoral kuşakta Amazon havzasını örnek verebiliriz. Bu alanda yerleşmelerin seyrek olmasının temel sebebi gür bitki topluluğudur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Onun dışında kara ve denizlerin dağılışı özellikle kuzey ve güney yarımkürede yerleşmelerin dağılışında da etkilidir. Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçü sular lakaplı %71'e %29. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi kuzey yarımkürede %39'luk bir kara oranı var. Güney yarımkürede ise yüzde %19'luk bir kara oranı var. Deniz ve karalara kıyasladığımızda bu durum böyle tamam mı? O yüzden de özellikle kuzey yarımküredeki karaların oranının, güney yarımküredeki karaların oranına göre daha fazla olması yerleşmelerin bakın dikkat edin ekvator hattı şurası, şurası kuzey yarımküre olarak geçiyor. Hemen şuraya şöyle kuzey yarımküre diye yazayım. Şurası da güney yarımküre olarak geçiyor. Bakın kuzey yarımkürede yerleşmenin ne kadar yoğun olduğunu görebiliriz. Bunun temel sebebi kuzey yarımkürede karaların oranının güney yarımküredeki karaların oranına göre daha fazla olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik ekonomik faaliyetler. Özellikle tarımsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri, ticaret, turizm faaliyetleri ve madencilik faaliyetlerinin yoğun ölçekte yürütüldüğü alanlar bizim günümüzde de yoğun nüfusa sahip olan alanlar olarak dikkat çekmektedir. Batı Avrupa'yı, Amerika'nın Güneydoğu kısımlarını, Doğu Asya'yı, Güney Asya'yı bu alanlara örnek verebiliriz. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri birazdan söyleyeceğim. Öncelikle ulaşım sistemleri, özellikle ulaşım imkanlarının gelişmiş olduğu alanlar, ekonomik faaliyetlerin ve iş imkanlarının fazla olduğu alanlar olacağı için yerleşmelerde yoğundur. Batı Avrupa'yı, Doğu Asya'yı, Amerika'nın Güneydoğu kısımlarını örnek verebiliriz. Özellikle Coğrafi keşiflerle birlikte Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra ve Avustralya'nın bulunmasıyla birlikte bu insanoğlu yoğun ölçekte bu alanlara göç edip yerleşme birimleri kurmuştur diyebiliyoruz. Burada bilim ve teknolojideki gelişmelere baktığımızda ısıtma sistemlerindeki gelişmeler ne yapacaktır? Çok soğuk yerlerde ulaşım sistemlerindeki gelişmeler özellikle engebeli alanda, sulama sistemlerindeki gelişmeler ise kurak alanda yerleşme alanlarının kurulmasına sınırlı da olsa olanak sağlamıştır. O zaman yazıyorum. Isıtma sistemlerindeki gelişmeler sevgili arkadaşlar soğuk iklim bölgelerinde. Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler engebeli alanlarda, bununla birlikte sulama sistemlerindeki gelişmeler kurak alanda yerleşmelerin kurulmasına olanak sağlamıştır diyebiliriz. Mesela bu alanda bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte kıyı alanlarında deniz doldurulmaları var. Yani polder dediğimiz sahalar ortaya çıkmakta ve bu polder dediğimiz alanlarda insanlar günümüzde yerleşim alanı olarak tercih etmekte. Buna verebileceğimiz en güzel örnek denizin doldurulmasıyla oluşturulan yapay bir yerleşim alanı var. Nere? Dubai sevgili arkadaşlar. Onun dışında Hollanda'nın batı kısmındaki polder alanları gene denizin doldurulmasıyla birlikte bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yerleşme alanı haline getirilmiştir diyebiliriz. Tabii ki de gelişen teknolojimiz var ve bu teknolojiye bağlı olarak dayanıklı binalar yapıyoruz, çok katlı binalar yapıyoruz ve bu yerleşmelerin yatay ölçekte olmasa da dikey ölçekte büyümesine sebep olmuştur diyebiliriz. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar dünya üzerindeki seyrek yerleşme ve yoğun yerleşme alanları ve bunların sebeplerini gelin şöyle güzel bir şekilde harita üzerinde de bakalım. Mesela bir numara alanına bakıyorum. Bir numara alan neresi? Alaska dediğimiz alan. Burası kutba yakın bir alan olduğu için burada yerleşmelerin seyrek olmasının temel sebebi soğuk iklimdir. İki numaralı alana baktığımız zaman Amazon havzası burada iklimin nemli sıcak olması, gür bitki topluluklarının bulunması yerleşmenin seyrek olmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Üç numaraya bak Baktığımız zaman Sibirya yer almakta gene soğuk iklim bölgesi burada mesela Tundra iklim bölgesi görülmekte. Sert karasal iklim var yerleşmeler seyrektir diyebiliriz. Orta Asya'ya geldiğimiz zaman 4 numara kuraklık özellikle çöl ikliminin yarı kurak iklimin görülmesi yerleşmenin seyrek olacağı anlamına gelir. Hemen şöyle alt kısımda 5 numaraya geldiğimiz zaman bir hat şeklinde Himalaya dağları yer şekilleri. Hemen şöyle 6 numaraya geldiğimizde burası çok önemli orta ve batı Avustralya çöl iklimi. Kuzey Afrika 7 numara çöl iklimi. 8 numaraya geldiğimiz zaman Arap Yarımadası çöl iklimi. 9 numaraya geldiğimiz zaman Grönland. Şuraya da şöyle 9 artı diyeyim. Antarktika soğuk iklim bölgesi. Hemen şöyle 10 numaraya geldiğimiz zaman Ant Dağları. 10 artı diyeyim şuraya. Kayalık Dağları. Kongo havzası ve Kanada sevgili arkadaşlar iklim bazlı, bitki örtüsü bazlı yerleşmelerin seyrek olduğu alanlara örnek verilebilir. Devamında yoğun olduğu yerlere şöyle bir bakmamız gerekirse Amerika'nın güneydoğu kısımları. Burada özellikle sanayi, ticaret, ulaşım, turizm faaliyetleri, liman özelliği geliştiği için yerleşmeler yoğundur diyebiliriz. Hemen 6 numara bakıyorum. Kaliforniya bölgesi ticaret, liman, sanayi yerleşmenin yoğun olduğu alanlara örnek verilebilir. Geldik Batı Avrupa. Verirse hiç düşünme. Hiç tereddüt etme yoğun yerleşme alanlarına örnek verilebilir bu alan. Neden? Çünkü bu alanda özellikle Batı Avrupa'da sanayi, hizmet, ulaşım, turizm faaliyetleri gelişmiştir. Üç numaraya geldiğimiz zaman Güney Asya, Hindistan özellikle tarım, sanayi, ticaret faaliyetleri. Dört numaraya geldiğimiz zaman Doğu Asya olarak geçer ki burada Japonya var sanayi, teknoloji faaliyetleri. Beş numaraya geldiğimiz zaman Endonezya ve Malezya. Burada Malezya, burada Endonezya var. Tarım, sanayi faaliyetleri. Altı numaralı alan biraz önce söyledik. Geçiyorum. Yedi numaralı alan unutma Güney Afrika Cumhuriyeti da madencilik faaliyetleri, sanayi faaliyetleri önemlidir. 8 numarada Avustralya'nın güney, güneybatı ve doğu kısımları sanayi, maden, turizm, ticaret faaliyetleri. 9 numarayı geldiğimiz zaman Nijerya, burada özellikle Gine Körfezi, madencilik, tarımsal faaliyetler ve 10 numara Nil Vadisi'nin ağız kısmı Mısır'ın bulunduğu alan günümüzde de yoğun yerleşmeleri sahip alanlara örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Gelin şöyle Etkinlikle devam edelim. Diyor ki dünya üzerinde bazı alanların yerleşme özelliği verilmiş. Burada yerleşmenin dağılışını etkilen faktör nedir? Batı Avustralya'da yerleşme yoğunluğu azdır. Evet doğru. Çünkü Orta ve Batı Avustralya'da çöl iklimi var ve çöl iklimine bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğunun az olduğunu yani seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Yarımkürede yerleşim alanları daha yoğundur. Kime göre Kuzey Yarımkürede yerleşim alanları daha yoğundur? Tabii ki de Güney Yarımkürede. O zaman buradaki etkili olan durum nedir dersek Kara ve Denizlerin dağılışıdır. Sibirya o direkt ismi duydun Üşüdün değil mi? Yerleşme yoğunluğu daha azdır. Neden? Çünkü soğuk iklim bölgesidir. Bak burada da yorumumuz bu olsun. Himalaya dağları demiş. E Himalaya dağlarında yerleşmelerin seyrek olmasının temel sebebi yer şekilleridir diyebiliriz. Kuzey Amerika'nın doğusunda burada özellikle Apalaş dağlarının bulunduğu alan var ve bu alanda yerleşmelerin yoğunluğu fazladır. Burada özellikle beşeri faktörlerin etkisi tarım diyemem ama ticaret, turizm, ulaşım, sanayi faaliyetleri yerleşmelerin yoğun olmasına etkili olmuştur. Hollanda'nın batı kıyılarında deniz doldurularak yani deniz dolduruluyorsa burada bir polder alanı var mı? Tabii ki de var. Ve bu alana bağlı olarak yerleşme alanları yapılmıştır diyorsa teknolojideki gelişmeler bu alanda yerleşim faaliyetlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Geldik şimdi size 9. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızdan sayfa 115 soru 3'ü ben sizler için seçtim. Diyor ki bize soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir diyor. Bakıyoruz şöyle 5 tane alan var. Bu alanlardan hangisi diğer dördünden farklı bir etken nedeniyle seyrek nüfuslu ya da yerleşilmemiş alanlar arasında yer alır diyor. Gelin hep birlikte hepsine teker teker bakalım. 4 numara neresi sevgili arkadaşlar? 4 numara Antarktika sevgili arkadaşlar. 4 e numarada yerleşmelerin seyrek olmasının temel sebebi kutup iklim bölgesi yani iklimin soğuk olması. 1 numaraya bakıyorum. Bir numarada kim var? Alaska var. Alaska'da yerleşmelerin seyrek olması ya da yerleşilmemiş olması gene soğuk iklim bölgesiyle ilgili bir durumdur. 2 numaraya bakıyorum. 2 numarada Grönland var. Grönland'da yerleşmelerin seyrek ya da yerleşilmemiş olması gene soğuk iklim bölgesiyle ilgili bir durumdur. Devamında 5 numaraya bakıyorum. 5 numarada Sibirya var. Bu alanda yerleşmenin seyrek olması ya da yerleşilmemiş olmasının temel sebebi iklimin soğuk olmasıdır. 3 numaraya bakıyorum. Afrika'nın kuzeyi sahra dediğimiz alan ve bu alan çöl iklim bölgesi. Bu alanda yerleşmelerin seyrek olmasının temel sebebi de kuraklıktır diyebiliriz. Bize soruda ne diyordu? Bu alanlardan hangisi diğer dördünden farklı bir etken nedeniyle seyrek nüfuslu ya da yerleşilmemiş alanlar arasında yer alır. 1'e baktım soğuk. 2'ye baktım soğuk. 5'e baktım soğuk. 4'e baktım soğuk. 3 numara ne oldu? Kuraklıktan dolayı yerleşilmemiş alanlar içerisinde yer alır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir diyebiliriz. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neyi gördük? Yerleşmelerin yer seçimi ve gelişiminde etkili olan faktörler. Dünya üzerinde yerleşmelerin yoğun ya da seyrek olduğu alanları işledik. Tabii ki de ödevlerimizi yapmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle beşeri sistemler kısmında yerleşmelerin yer seçimi ve gelişimi 111 sayfayı hemen şimdi dersimiz bittiğinde sıcağı sıcağına çözüyorsun. Konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan hemen şöyle içindekiler kısmında 114-116. sayfalar. Ben şöyle 114. sayfayı açıyorum. Şöyle hemen bittiğinde gene bir şöyle bir bak. Akabinde çoktan seçmeli testlerimizi de çözmeyi unutma. Nereye kadar? 118. sayfaya kadar bir sonraki dersimizde yerleşmelerle ilgili doku ve tiplerinden devam edeceğiz. Diyelim sevgili arkadaşlar. Evet biz Üzerimize düşeni yaptık. Şimdi bizim videolarımız sizler için yararlı oluyor. Mutlaka yorumlar kısmına bunu bekliyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda biz sizler için farklı şeyler de yapmak istiyoruz. Sizlerin faydasına olabileceği her şey bizim için çok önemli. O yüzden mutlaka bize bir öneri tavsiyem vardır. Bu kendi içinde değil biz de paylaş ki bu bilgi büyüdükçe biz de sizler için güzel şeyler yapabilelim. Bir sonraki sayfada ödüllü sorumuz var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve video like atmayı unutmayın. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.